Şimdi belimizin şuradaki boşluğu kayboluyor herhalde yatışta. Bizi ağrıtan ne yatarken? Şimdi hemen hemen işin başında şu yatak pozisyonu gelelim istersen yanına. Bu yatağın uygun bir yatak olup olmadığını bilmiyorum. Nasıl anlarız? Herkesin ayrı. Herkesin bağ yapısı ayrı. Herkesin kilosu ayrı. Şimdi amortisör bilirsin arabaların altında yaylanmayı sağlamak üzere. Şimdi, dört tekerli de amortisör hani vardır böyle yaylanmasını sağlasın her diye. Her taşta sizi zıplayıp inmenizi engeller. Ya da işte o yay. Şimdi motosikletteki yayı kamyona takarsak fof diye ezilir. Hocam bana öyle bir şey söyle ki. Şimdi ben evdeki gideyim yatağıma oturayım yatayım bir yerine bakayım. Ha bu yatak bana uygunmuş ya da değilmiş diyeyim. Yapabilir miyiz böyle bir şey? Aynen yaparız. Yatacağız. Nasıl yapacağız? 20 dakika yatacak. Ha. 20 dakika bir bakacak. Sonra gidecek ötekine bakacak. Yatak başka alır. Yatağı nereden bulacağız evde? Yatak almıyoruz şimdi. Artık almışız yataklar evde duruyor. O yatakların biz uygun olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte söylüyor zaten. Yatıyor sabahleyin ağrıyor. Benim boynum ağrıyor diyor. Hastane yatağına yatıyorum. Lastik top gibi kalkıyorum diyor. Artık bunun için başka bir fetiş olmaya gerek yok ki. Bu yatağı rahat olsaydı, iyi olsaydı hastanede o kadar 17 saat uyumazdı. Eve gideydi 17-17 saat uyuyabilecek mi? Yataklar önemli gerçekten. Şimdi bu meydanda yattı ağrısı arttı. Şimdi bu sizin için iyi olmayabilir ama bu kötü yatak olduğunu göstermiyor. Bu çok sert bir yatak. Belki sizin için bu yatak uygun olabilir. Hanımefendi için. Olabilir. Peki söyleyebilirim. 18 saat uyuduğum zaman 3,5 gün 3 gün uyumamıştım ama hasta baktım, çocuk baktım. Onun da etkisi var. O kendinden geçmiş narkoz hastanede. Kokusu, narkoz kokusu onun hakkından gelmiş. Alışık olmayınca bayılmış zavallı. Ondan. Peki. Peki çok teşekkür ediyorum. Sizi böyle alabilirim. Bak kalkmasını da biliyor ama zor kalktı. Tabii kalkarken çünkü. Kalkarken nasıl kalktı? Nasıl kalktın? Yanlış mı kalktı? Gel bebeğim. Yok doğru kalkmaya çalıştı ama yine de sonradan vıy diye kalktı. Çünkü yatak. Bir doğru kalkışı gösterir misiniz bana? O kadar sert ki. Ağrıdan uyuyası gelmiyor. Ağrıdan uyuyasım da gelmiyor artık. Tamam. Şimdi öncelikle tabii ayaktan sırttan yatağa, yataktan ağrıya geçtik. Lastik top gibi zıplıyoruz biz oradan oraya. Niye? Ben de neye gideceğim? Çünkü dert bir tane değil hocam. Dert çok. Bak şimdi bir tane hanımefendiden 10 tane problem çıkıyor. Ben bir iki daha konuşur hem ağlatırım bunu şimdi. Ama gözünün yaşı akmasın ismini izleyicimiz. Ne yapıyor herif? Ne yapıyor herif? Bak hemen kocalara dalıyoruz yalnız. Peki. Şimdi, ama bu arada o yatağın çok uygun olmayabilir ama romatizmal bir hastalık sabahleyin kalkıyorsanız ve ağrılı kalkıyorsanız bunun altında romatizmal bir hastalık olup olmadığını aramak lazım. Bunun için de basit bir kan tahlilleri var. İşte SEDİM, CRP şu bu. İşte onları yaptırıverirsiniz. Onun altından bu anlaşılır. Ama benim size ayakta çok durduğum ağrılarım var dediğinizin o zaman gördüğüm diziniz geriye doğru gidiyor. Ayak kavisinize yere yapıştı. Gel Zahide buradan bir bakarsan ayağının giderek o kavisinin uzun kavisinin yere yapıştığını doğru. Görüyoruz. Eğer ayağınızın o yuvarlak kısmı yani şurası yere yapışıksa şöyle bir göre şurası yani şuradan göstereyim yere yapışıksa bu ağrılarınızın bir sebebi olabilir.